Sevgili seyirciler, dediğimiz gibi piyasalar hareketli. Hemen Mustafa Sönmez'e dönüyoruz. Telefon hattımızda kendisi. Merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, yeniden 4 lira sınırını gördük dolarda. Euro ise 5 liraya dayandı. Aynı zamanda dün Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk biliyorsunuz açılışı yapıldı. Rusya lideri Vladimir Putin buradaydı. Elbette ki yansımaları olmuştur. Bugün özellikle önemli bir zirve var. Üçlü zirve sarayda. Sanıyoruz bunun da yansımaları olur galiba. Ayrıntıları sizden alalım. Şimdi tabii dolar fiyatını ya da döviz fiyatını belirleyen birçok düzey ve birçok dış iç etken var. Siyasetten de etkileniyor, dış politikadan da etkileniyor, ekonomideki genel kırılganlıklardan da etkileniyor. Dış dünyada olan bitenler, Amerika'da, Çin'de olan bitenlerden de etkileniyor. Dolayısıyla yani döviz fiyatını belirleyen çok sayıda değişken var. Bunların konjonktürde, günlük gelişmelerde hangisinin ağır bastığı önemli olan. Fakat çok değişmeyen bir takım parametreler var. Bunların başında Türkiye ekonomisinin ciddi kırılganlık taşıdığı gerçeği var. Bu uluslararası raporlara da yansıyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının raporlarına da yansıyor. Türkiye ekonomisi bir kere çok ciddi ölçüde döviz açığı veriyor. Yani cari açık veriyor. Ekonomi son yıl 2017'de %7.4 büyümesine rağmen cari açığı 47 milyar doları aştı ve milli gelirinin %5.5 büyüklüğünde. Şimdi böyle bir kırılganlığı olan Türkiye kategorisinde bir ülke yok. Yani evet. Brezilya'sından, Güney Afrika'sına, Hindistan'dan, işte Doğu Avrupa ülkelerine kadar bu kadar cari açık vererek büyüme gerçekleştiren bir ekonomi yok. Dolayısıyla da dış yatırımcılara bu hatırlatılıyor. Şimdi burada dış yatırımcılar çok önemli aktörlerdir. Çünkü dışarıdan gelen parayla Türkiye ekonomisi dönüyor. Dışarıdan borç verirlerse ekonomi dönüyor. Borç vermezlerse ya da borçları yenilemezlerse o zaman yani kıtlık oluyor, döviz kıtlığı oluyor ve fiyatı yükseliyor. Şimdi Türkiye ekonomisi konusunda dolayısıyla dış yatırımcılar iyimser değiller. Ve yatırımcıları uyarıyorlar, yabancı yatırımcıları uyarıyorlar. Artı içeride bir güvensizlik var. Yani içeride tasarruf sahibinden tutun muhtelif şirketlere kadar herkes önünü göremiyor. Evet. Ekonomi güven endeksleri sürekli aşağı doğru gidiyor. Sıradan insanlar bile irili ufaklı tasarruflarını Türk lirası yerine dövizde tutuyorlar. Ne olur ne olmaz diye. Şu anda tasarrufların %46'sına yakın dövizde. Şimdi bu ne yapıyor? Dolayısıyla bu güvensizlik hali bir yandan yeterli dış sermaye girişini ertelemiş oluyor. İçeride de insanları Türk lirası yerine dövize yönelme, dövizde durma noktasına getiriyor. Bu da tabii dövize olan talebi artırıyor. Her malda olduğu gibi talep olan bir malın fiyatı yükselir. Ve burada da dolar fiyatı yükseliyor. Hükümetin telkinleri, işte yatıştırıcı bir takım davranışları, zaman zaman Cumhurbaşkanı'nın tehditleri vesaire kar etmiyor. Döviz fiyatı ekonomi bildiğini okuyor. Ve son olarak mesela dışarıdan bir grup yabancı yatırımcı gelmişti. Bunlarla Maliye Bakanı güya bir toplantı yapmış. Onlara telkinlerde bulunmuş Türk lirasının güçlendirileceğine dair. Ve bir 7 kuruş ucuzlama olmuştu son birkaç gün içinde. Bu da demek ki kar etmemiş. Yani öyle telkinle falan olmuyor. Başka etkenler yine dövizin fiyatını yukarıya çekiyor. Burada bir basamak yapacağını tahmin ediyorum. Yani 4 liraya yerleşecek. Bunun üstüne doğru yöneliş söz konusu olacak. Evet. Avro da tabii bundan etkilenir. O da bir 5 lirayı yakalamak. O banda oturacak diyorsunuz.
gibi görünüyor, evet. Şimdi sizin de bahsettiğiniz kimse önünü göremiyor noktasında Mehmet Şimşek'in de açıklamaları olmuştu ama hemen hükümet kanadından çok aşırı tepkiler geldi Mehmet Şimşek'in söylemlerine. Mehmet Şimşek tabii biraz sağduyuyla konuşmaya çalışıyor. Misyonu da yani ekonomiden sorumlu bir bakan olmak da onu gerektiriyor. Ayrıca da yani kimse kör değil, görüyor ortalığı. Eğer gerçekleri söylemezseniz özellikle muhtaç olduğunuz yabancıları daha çok ürkütürsünüz. Dolayısıyla aynayla yüzleşmek zorundasınız. Mehmet Şimşek biraz bunu yapmaya çalışıyor. İşte bunu yaptığı zaman da saray ve çevresi hop oturup hop kalkıyor. Onlar niye ayranımızı ekşiliyorsun diye Mehmet Şimşek'i azarladılar. Bunlar ama yani dışarıda iyi etkiler yapmıyor zaten. Zaten evet dediğimiz gibi güven endekslerine baktığımızda hem tüketici güven endeksi hem reel sektör ve diğer sektörel güven endeksleri aşağı doğru seyrediyor. Daha dün mesela enflasyon açıklandı. Enflasyonda bir iyileşme yok. Yani bir katılaşmış enflasyon var. Orada bir başarısızlık var. Merkez Bankası eli kolu bağlı duruyor. Merkez Bankası'nı kıpırdatmıyorlar neredeyse. Yani böyle bir seçim odaklı ekonomi kaygısı ön plana gelmiş ama bunun neye mal olduğunun farkında değiller. Yani seçime giderken ekonomiyi sıcak tutmak, ondan sonra hareketli tutmak için sürekli olarak parametreleri yıpratıyorlar. Evet ve de nereye kadar gidecek sorusu. Nereye kadar evet yani bununla da bir adım atabildikleri falan yok. Gerçekten Türkiye ekonomisi dört bir yanından dikiş atmış durumda. Ve tutmuyor. Yani nereden nereyi kapatsanız bir başka yer açılıyor. Kitlelerde çok ciddi memnuniyetsizlik var. Yani işsizlikten tutun enflasyona, geçim sıkıntısına kadar. Bütün bunların galiba oylara tahvil olacağını da hissettikçe saray ve çevresi ekonomiyi biraz daha parıltılı tutma gayretine giriyorlar. En azından faizlerin yükselmemesi için vesaire. Ama bakın döviz kar etmiyor. Yani burada döviz fiyatı çok hayati bir parametredir. İşte bunun fırlaması demek anında akaryakıt fiyatlarının anında birçok mal ve hizmetin fiyatının artması demek. Enflasyonun gerilememesi demek. İnsanların döviz üstünden alım güçlerinin tekrar gerilemesi demek. Yani burada hükümetin tam bir doğrusu başarısızlığı söz konusu. Burada yapılabilecek her tür kumanda ot bence zaten işe yaramayacak. Ekonominin kendi kuralları vardır, kanunları vardır. Onlar hiçbir siyasi müdahaleyi yeri geldiğinde artık kabul etmezler. Evet, şimdi ne kadar pembe tablo çizilmek istense de sizin de dediğiniz gibi geçim sıkıntısını halk öyle derinden hissediyor ki ve de gerçek bir rakam var ortada. Dolar 4 lira ve euro da 5 lira artık bandında kalacak diyorsunuz. Yani gerilemiyor. Bakın bütün şeylere rağmen muhtelif müdahalelere güven telkin etme vesaire riskin azaldığına dair şeyler söylenmesine rağmen bir gün geriliyor. Ertesi gün tekrar bir veri açıklanıyor. Bakın yine dün bir veri açıklandı. Firmaların net dış döviz borçları 221 milyar dolara çıkmış Ocak ayında. Şimdi bu çok ciddi bir yükümlülük. Demek ki firmaların bu kadar ciddi döviz borçları var ve döviz yükseldikçe bunların bilançoları zarar ediyor. Yani şimdi ne yaparsanız yapın. Bu bir realite. Yani bu borçlandırmışsınız ya da insanların borçlanmasına göz yummuşsunuz. Şimdi Mehmet Şimşek dedi ki firmalara bu kadar borçlanmasını bundan sonra istemiyoruz. Buna dair tedbirler alacağız. Şimdi bu da mesela firmaları birden panik sevk etti. Çünkü yeniden borç önünde engeller olacaksa bir an önce açığımızı kapatalım diye dövize yöneldiler. Bu da tabii işte saray ve çevresinin
hoşnutsuzluğuna yol açtı. Mehmet Şimşek niye böyle bir laf etti diye. Şimdi adam böyle bir laf etmek zorunda değil. Yani diyor ki çatı tamiratı ne zaman olur? Yazın olur, hava açıkken olur. Çünkü önümüz kış diyor, görüyor. Dışarıda faizler artıyor. Amerika Fed faizleri yükseltiyor. Küresel sıcak para eskisi olduğu gibi Türkiye gibi ülkelere kolay kolay gelmeyecekler. Bunlar nedir? Kışın gelişidir. Kış yaklaşırken senin de çatının her tarafı delik deşik ise o zaman tedbirler alacaksın. Şimdi bunu söyledim Mehmet Şimşek. İşte vay sen misin bunu söyleyen diye. Haşladılar. Haşladılar da ne oldu? Bugün yine dolar çıktı yani. Şimdi evet. Mehmet Şimşek mi yaptı bunu? Evet, böyle peki. Bir maalesef şeyle, çaresiz bir rejimle karşı karşıyayız. Ama bunun ne yazık ki önlemleri alınmıyor ve bunun ceremesini özellikle alt orta sınıflar evet ciddi olarak çekiyorlar. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sönmez değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun efendim.